Bu programı Golvar.com sponsorluğunda gerçekleştirmekteyiz. Golvar.com'da benim Fenerbahçe'ye ait köşe yazılarımı, diğer editör arkadaşlarının maç ve skor tahminlerini ayrıca gündeme dair son dakika haberlerini görebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Ziyaret etmeyi unutmayın. Ki bugün iki tane yazım yayınlandı. Onları da okumanızı tavsiye ederim. Fenerbahçe'de gündem Sportoto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahamızda oynayacağımız Altay maçı. Biliyorsunuz yarın saat 20'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak Müsabakayım. Galatasaray bölgesi hakemlerinden Hüseyin Köçek yönetecek. Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe haftaya 33 puanla 6. sıradan girdi. Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve Averaj'da 18. sıradan. Bakın 14 maçtır galip gelemiyor. Son 6 maçtan da mağlup ayrılıyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe genlerini biliyorsunuz. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı o zamanlar 6 ayın flash bir takım olarak dikkat çektiği dönemde Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'de 5 eksik. Köşe yazımda da zaten belirttiğim üzere Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ya da tam olarak iyileşmeyen Mert Hakan Yandaş, Berk Özer, Filip Novak, Enner Valencia ve Altay Bayındır yok. Ancak sürpriz olabilir. Berke Özer konusunda sürpriz olabilir. Yarın e, sürpriz bir şekilde oynayabilir. Bunu belirteyim arkadaşlar. 5 oyuncu kart ceza sınırından Luis Gustavo ki gönderilmesi şu an çok konuşuluyor. Oynayamayacak olan Filip Novak, Serdar Aziz Atilla Salahi ki onunla ilgili de çok fazla transfer spekülasyonu var. Ve İrfancan Can Kahveci yarın e, sarı kart görmeleri halinde e, 23. haftada yani cumartesi günü. Bu cumartesi Sivas Depresmanı'nda saat 16'da başlayacak müsabakada görev yapamayacaklar. Ben Fenerbahçe'nin yarınki altay ay maçını hissi konuşuyorum. 3-1 kazanacağı fikrindeyim. E, böyle bir düşüncem var. E, katılırsınız, katılmazsınız. Canınız sağ olsun. Ama böyle bir fikrim var. Bilginiz olsun. Hocam Luis Gustavo diyordun. Aynen Luis Gustavo Fenerbahçe'de gözden düştü. Ee, son iki sezondur performansı düşüşe geçen ilk 11'deki yerini kaybeden Gustavo gözden düştüm. Talip çıkması halinde transferde kolaylık sağlanabileceği kaydedildi. Hatırlayın Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde savaşçı futboluyla taraftarın sevgilisi haline dönüşmüştüm. Ama bu dönemde gözden düştü. Son iki sezondur performansında gerileme kaydedilen yani gözlenen ve saha içerisinde katkısı azalan Brezilyalı ön libero ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Arap kulüplerinin radarında Gustavo resmi teklif henüz yok demiş haber doğru söylüyor ancak gelirse yönetimin kolaylık sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Gustavo takımında en çok kazananlar arasında demiş. Hayır Gustavo takımda en çok kazanan futbolcu bilginiz olsun böyle bir e, anekdotu paylaşayım sizinle. Tabii ki de transfer gelirse, teklif gelirse olur. Arap takımlarının ilgisi var. Hatta keşke bu Penza'nın takımı Gustavo'yu istese dese ki siz bize Gustavo'yu bedava verin. Biz direkt bu Penza'yı veriyoruz gibi bir büyük bir hata yapsalar. Biz bu Penza'yı alsak Gustavo'yu versek belki tamam. şampiyon olamayız yine. Yani ben bu sene şampiyonluğun imkansız ötesi imkansız olduğunu hatta Trabzon ligden çekilse biz yine şampiyon olamayız diyorum. Ee, ama en azından sıralamada daha iyi bir sıralamada bitirip belki Türkiye Kupası şansı olabilir. Belki konferans liginde adından söz ettirecek bir takıma dönüşebiliriz diyorum arkadaşlar. Gustavo'ya da teklifler resmi teklif yok. ilgiler var. 3-5 kim ne verirse versin satılma fikri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kolasinac Fenerbahçe yakın. Bu arada şu var fikir var ama Gustavo orada Fenerbahçe'den aldığı parayı alabilecek mi? Ee, i̇şte o büyük soru işareti. Kolasinac Fenerbahçe'ye yakın. Haberimiz bu şekilde. Transfer araçlarını sürdüren Fenerbahçe Arsenal'li Solbek Seat Kolasinac'ı gündemine aldı. İngiliz basında yer alan habere göre bu transferde Mutlu Son'a yakın haberde Kolasinac Fenerbahçe'ye yaklaştığı ifadesine yer vermiş. Mesut Özil'in en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenmiş ve teknik direktör arayışları içerisinde İngiltere'de olduğu söylenmişti. Ancak Arsenal'li yetkililerle Kolasinac'ın menajeriyle görüştüğü iddia edildi demiş. Birincisi, Kolasinac yazın Fenerbahçe'den her konuda anlaştım. Hatta Fenerbahçe'nin asla yalan söylemeyen başkanı Ali Koç çıktı. Ne dedi? Kolasinac dedi. Biz bir sol bekten anlaştık dedim. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Ee, haberi yalanlamak için transfer Market'taki şeyini anlatacaktım ama internete girdim. Marsilya seyahat Kolasinac açıkladı diyor. 23 numaralı formasıyla. Yani e, normalde Ali Koç başkanımızın açıkladığı bilgiler ışığında Kolasinac bizdeydi. Biz her konuda anlaşmıştık. Ama becerememişiz niyeyse. 5 maç oynamış 270 dakika. Valla bir maçını izlediydim Arsenal'de. Dediler ki Fenerbahçe'ye gelmek için kötü oynuyor. E, dedim ki Fenerbahçe'ye gelmek için kötü oynamıyor. Fenerbahçe talip olduğu için kötü oynuyor. Çünkü Fenerbahçe e, bir yere e, niyetlendi miydi? Oranın betini bereketini kaçırıyor. Maalesef öyle bir duruma düştük. İyi e, şükür bunu atlatmış olduk. Tabi Roland Salai arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin yeni transferi Roland Salai. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şaka yaptığımı işte e, ne bileyim clickbait yaptığımı düşünenler olacak. Düşünsünler, izlemesinler. Onlar gibiler izlemedikleri için konuşsunlar. Ben burada açık açık konuşayım. Fenerbahçe bir yandan ay maçının azalıklarını sürdürüyor. Diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Freiburg'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Salai'yi Fenerbahçe gündemine aldı. Şimdi gündemine aldı. Sadece gündemine almadı. Onu da belirteyim. Macar futbolcu Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı. Altay maçıyla ilgili yapılan paylaşıma da yorum yaptı. İşte o görüntüler. İzliyoruz. Abur ben bunu verebilirim. Roland Salai'yi Fenerbahçe. Ben bu görüntüyü verebilirim ya. Artık Öyle bir teknolojimiz var. Artık öyle bir teknolojimiz var. Ama gerek yok iki saat durdurup da şey yapmayım. Eee 6 ay maçı diyeyim şöyle. Aynen bu, bu böyle bir artık böyle bir imkanımız var arkadaşlar. Yani paraya kıydık şuraya bak ekle diyorum. Resim diyorum. Resim eklettirelim. Hemen. Şöyle bir beğeni de bulunuyor arkadaşlar. Roland Salahi. Oh ya. Para var huzur var ya. Alt ay maç hazırlıklarımızı tamamladık diyor. Roland Salahi de. E, ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Dur. Golvar.com'a şeyine ellemeyelim. Böyle bir simge atmış. Ateş simgesi. Şimdi. Roland Salahi. internete yazdığınız zaman karşınıza çok bilindik bir şey çıkıyor. Nedir o? Nedir o? Rogon. Şimdi 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu şekilde bir yani Instagram'dan bu şekilde bir yorumda bulunmuş. Peki Roland Senayi kimdir? Kaç yaşındadır? Hocam bu emoji transfer için yeterli midir? 22 Mayıs 1997 doğumlu. Yine de haberi kontrol edelim. 24 yaşında. Ee, bu da peşte doğumlu. Futbola ülkesinde başlıyor. Videoton Puskas Akademi formaları giyiyor. 19 yaşında 300 bin euro kiralama bedeliyle Palermo'ya gidiyor. Palermo'da Serie A'da 21 ligde bir e, Serie A'da 21 ligde ise bir maça çıkan genç oyuncu toplam 1081 dakika kaldı herhalde kupada demek istiyor. 1081 dakika sağda kaldı. Bir gol attı. Asıl mevki ise sağ kanat. Sol kanat ve on numara pozisyonda da oynayabiliyor. Ağustos 2017'de Kıbrıs ekibi Apoel'e 2 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Apoel Limassol'da geçirdiği bir sezonda dikkatleri üstüne çekiyor. 42 maçta 10 gol 6 asistten oynuyor. Sonrasında Bundesliga ekibi Freiburg'un dikkatini çekiyor. Ağustos 2018'de Transferi bitiren Freiburg 4,5 milyon euro bedelle Salah'ı kadrosuna katıyor. Bundesliga'da ilk sezonda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sadece 10 maça çıkabiliyor. 2 gol atıyor. Avrupa ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 7 maça çıkan Macar isim sezonu 17 maçta tamamlıyor. 2019-2020'de 23 maçta 2 gol atıp 1 asist yapıyor. Beklenen çıkışı ise 2020-2021'de yapıp 29 maçta 8 gol 6 asistle skora katkı sağlıyor. Bu sezon Bayağı bir düşüşte 17 maçta oynayan, oynayan 24 yaşındaki oyuncu bir gol bir asistle oynuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Macaristan milli takımıyla 30 maça çıkıp 5 gol atma başarısı elde etti. Hocam bizde mi 12 milyon euro piyasa değeri var. Orada eşek kadar Rogon yazıyor. Yani 1.82 boyunda Rogon. Macar milli takımının oyuncusu. Freiburg'da memnun değil geçen sene Mart'ta sözleşme uzattı Ligin ikinci devresi için bir kiralama formülü üstünde durabilir miyiz durabiliriz 691 dakika oynamış yani şu paylaşım boş bir paylaşım değil arkadaşlar onu söyleyeyim hocam Ali Koç'ta gidiyor işte ne bileyim şunu yapıyor bunu yapıyor falan filan ya Ali Koç istediğini yapabilir Ali Koç istediğini getirebilir istediğini götürebilir ben size bir transfer daha açıklayacağım arkadaşlar. Ben size bir transfer daha açıklayacağım. Bakın aynı video içerisinde. Nico Schultz. Teşekkürler bu arada sevgili yönetmenim. Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki sol beki. Portakal da güzel gidiyor. O da Rogo'nun. Alman milli takımının eski oyuncusu. 6 milyon euro piyasa değeri var. İtalyan uyruklu. 2024'e kadar sözleşmesi var zamanında 25.5 milyon euro'yu aldılar 2019 yılında ama 17 maça çıkıp 2 asisti var 983 dakikada ee, hocam Schultz kimdi? dur size Schultz'un da resmini çıkartayım şimdi çok şaşıracaksınız niye şaşıracaksınız? arkadaşlar ben size ilginç bir şey söyleyeyim şaşıracağınız bir şey söyleyeyim olursa bu ikisi birlikte bizde olursa bu ikisi birlikte bizde. Hocam emin misin bak rezil etme bizi millete. Olursa bu ikisi birlikte. Niye birlikte? Zaten birkaç gündür sosyal medyayı takip ediyorsanız bu e, Schulz arkadaşa ilgimizin olduğunu bilirsiniz. Ki uzun süredir vardı. Ben diyorum ki eğer Roland Salahi bizde ise da bizde. Şuz bizde ise Roland Salahi de bizde. Ha Hocam bir 12 milyon euro bir 6 milyon euro biz bunları neyden alacak öpücükle transfer yapıyorlar mı? Öpücükle yapmıyorlar ama Rogon e, bunlar bize ücretsiz kiralama olur. Satın alma opsiyonunu kiralama olur. Ne bileyim e, yaz döneminde bol servislerini ödeyeceğimiz şekilde aldırma olur. Bir şeyler yapar sen de en azından oynatırsın memnun kalırsan alırsın. Memnun kalmazsan almazsın. Bu işine gelebilir. E, hocam ben şu uzu çok, izledim çok kötü. Hocam ben şunu izledim çok kötü. Ben bunu izledim çok kötü. Ben bir şey diyemem. Gelen duyumlar bu yönde. Zaten sosyal medyadaki arkadaşlar da bu yönde paylaşımlarda bulunuyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Ha şu da bir gerçek. Roland Selahin'in yaptığı o ateşli ateşli paylaşımları biz geçmişte de çok gördük. Prim nokta dosyasını çalıştırıp da Fenerbahçe taraftarını sövüşleyen de çok oldu. Hayırlı olsun sonu. Ama ben diyorum ki biri gelirse diğeri de gelir. Biri gelmezse diğeri de gelmez. Umarım mesajı aldınız. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi çok görmeyin beğeniyi.